Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Bu bölümde modemimizin şifresini değiştireceğiz veya unutmuş olduğumuz şifreyi sıfırlamaya çalışacağız. Bu işlem için tabii ki biraz Google'dan yardım almamız gerekiyor. Yani konuyu böyle hiç konuyla alakası olmayan, bilgisi olmayan arkadaşların da anlayacağı şekilde anlatıyorum. O yüzden mazur görün. İlk olarak tabii ki şifreyi unuttuğumuzu varsayıyorum. Şifremizi unuttuysak ilk yapacağımız işlem modem arayüzümüzü bir sıfırlamak. Bu işlem için reset tuşunu kullanacağız. Burada herhangi bir model olabilir. Ben bir wifi modem yazıp size resim üzerinden göstermeye çalışacağım. Örneğin şuradaki açıklayıcı bir resim. Modemimizin bu şekilde olduğunu düşünürsek tabii ki modem modeline göre, markasına göre yeri değişik olabiliyor. Bu şekilde içeriye direkt elinizle tıklayamayacağınız bir tuş bulunuyor. Bunun ismi reset tuşu. Modemizi açıyorsunuz. Tüm bağlantı sağlandıktan sonra reset tuşuna gördüğünüz gibi buradaki bir ataşla basmış. Siz kalemle de basabilirsiniz. Fark etmez. Bu tuşa yaklaşık en az minimum söylüyorum 10 saniye basılı tutun. 10 saniye basılı tuttuktan sonra bu şekilde bekleyin. Basıp çekmeyin yani. Tuşa basılı tutun. Ve 10-15 saniye arasında emin oluncaya kadar bu tuşa basılı tutun. Ve modemizin tüm ayarları bu tuşa basılı tuttuğunuzda bu şekilde resetlenmiş olacak. Eğer zaten bu böyle bir şifreyi unutmak yerine şifre değişikliği hiç yapmamışsanız böyle bir sıkıntınız olmayacak. Sadece giriş şifresini bulmamız yeterli olacak onun için. Ama bu şifreyi unuttuysanız, arayüz şifresini unuttuysanız, Wi-Fi şifresinden bahsetmiyorum. Modemin ilk girişteki arayüz ayarlarına girmemiz için kullandığımız arayüz şifresi. Bunu unuttuysanız mecburen resetlemek zorundasınız. Ama bu şifreyi hiç değiştirmediyseniz ama Wi-Fi şifrenizi unuttuysanız o zaman bu bölümü atlayabilirsiniz. Kullanıcı adı ve şifreniz varsayılan ayarda duruyordur. Evindeyseniz tabii ki resetleme yolunda seçebilirsiniz. Şu anda modemimizi resetlemiş bulunuyoruz. Artık ilk olarak bir modemimize bağlantı sağlamamız lazım. Bağlantı sağlayabilmemiz için bir kere Wi-Fi üzerinden bağlantı yapamayacağımız için mecburen modemimize kabloyla bağlantı yapmamız lazım. Ethernet üzerinden modemimize bilgisayarımızı bağlıyoruz. Bu şekilde şu girmiş olduğumuz adres bölümüne ya da ise ulaşmamız mümkün değil. Çünkü zaten Wi-Fi üzerine bağlanamadığımız için bu işlemleri yapıyoruz. O yüzden Ethernet üzerinden modemimize bağlantıyı yapıyoruz bilgisayarımızla. Artık Ethernet üzerinden bir ağ şeklinde görmüş olduk. Şu anda Ethernet üzerinden bağlantı yaptığımızda normal Ethernet ekranı gelecek. Ama internet bağlantısını tabii ki alamayacağız. Peki sıradaki işlemimizde ne yapacağız? Artık arayüz şifremizi bulmamız gerekiyor. Bunun için de modemimizin marka ve modelini öğrenmeye geldi sıra. Bu işlem için modemimizin üzerinde zaten genelde yazıyor. Eğer yoksa alt bölümünde etiket satırının üzerinde marka ve modeli yazıyor. Ben kullandığım Huawei marka bir model. Bunun arayüz şifresi zaten varsayılan da bellidir. Örnek olsun diye ben kendi modemimi anlatıyorum. Ben daha önce şifremi değiştirdim zaten. Huawei V253 diyelim. S modem şifresi mesela. Bu şekilde arattığımızda zaten gördüğünüz gibi varsayılan şifre ve modelleri verecektir bize. Burada bulamadık. Başka bir siteye geçelim. Gördüğünüz gibi kullanıcı adı admin, şifre ise superonline. Tabii bu marka model ve internet servis aracısına göre bu şifreler değişiyor. TT.net'in şifreleri TT.net 1.2.3 veya TT.net oluyor. Değişiyor yani duruma göre. Bu şekilde ufak birkaç dakikalık araştırmayla modem arayüz kullanıcı adı ve şifremizi öğrenmiş olduk. Diğer işlem ise artık modemimizin hangi IP üzerinden bağlandığını bulmaya geliyor. Yani şu an için benim modemimde örnek vermek gerekirse 192.168.1.1.
bu ekrana nasıl ulaşacağız? Bu IP adresini nereden bulacağız? Çünkü bu IP adresi modemlerin marka ve modeline göre farklılık gösterebiliyor. %90'ında bu IP adresi kullanılıyor ama değişme ihtimali de var. Eğer farklıysa onu da nasıl bulduğumuzu hemen gösterelim. Ayarlarıma tıklıyorum. Tabii ki bu Ethernet bağlantısını yaptıktan sonra bu işlemi yapacağım. Ağ ve paylaşım merkezinden bağdaştırıcı ayarlarına tıklıyorum. Sol ekrandaki. Daha sonra Wi-Fi üzerinde durum sekmesine tıklıyorum. Gelen ekrandan da ayrıntılara tıklıyorum. Gördüğünüz gibi IP adresi burada 22. Benim için önemli olan kök IP adresi, yani varsayılan ağ geçidi. Gördüğünüz gibi 192.168.1.1. Bu IP adresini de öğrendikten sonra bu bölümden çıkıyorum. Artık bu bölümle ilgili yapacağım bir işlem kalmadı. Tekrar normal tarayıcı ekranıma bu adresi yazıyorum. Gelen kullanıcı adı ve şifre, biraz önce donanım haberi üzerinden bir araştırma yapmıştık böyle internet Google üzerinden ve kullanıcı adımın admin, şifrem ise Süper Online, küçük harflerle Süper Online olduğunu öğrenmiştim. Şimdi kullanıcı adı ve şifremi buraya giriyorum. Ve artık modem arayüzüne erişmiş oldum. Artık modemin ayarlarına istediğim gibi müdahale edebilirim, değiştirebilirim. Örneğin Wi-Fi kartımın şifresini unutmuştum. Hemen temel ayarlardan Wireless LAN ayarlarına bakıyorum. Gördüğünüz gibi burada VPN ön paylaşımlı şifremi rahatlıkla değiştirebilirim. İstersem SSID'im, yani yayın yaptığı Wi-Fi ağının ismini de değiştirebilirim. SSID üzerinden değişiklik yapabilirsiniz. Şifrenizi değiştirmek istiyorsanız da buradaki ön tarafını şifreyi değiştirebilirsiniz. Onun dışında zaten varsayılan ayarları sizin kullanabileceğiniz en uygun ayarlarda resetlediğiniz için hazır halde bulunuyor. Modem şifresi değiştirme ve unutma ile ilgili olarak hazırlamış olduğumuz video burada sona eriyor. Bu konuyla ilgili yine sorularınız olursa kanaldan, mail adresinden veya sosyal medya adreslerinden bana ulaşabilirsiniz. En kısa sürede soruları cevaplamaya çalışacağım. Hemen hemen hiçbir soruyu cevapsız bırakmıyorum. Mutlaka yardımcı olmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Ve %90'ında da bir şekilde sorununuzu halletmiş oluyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımdan siz de anında haberdar olun. İzlediğiniz için teşekkürler.